Leatherface. Diğer adlarıyla Testere katili veya Panopticon katili. Texas Chainsaw Massacre adlı korku filmi serisindeki bir karakterin adıdır. İnsan derisinden yapılmış bir maske giyiyor, yamyamlık yapıyor ve cinayetleri testeresiyle işliyor. Oyunda en fazla görüldüğü yerler Panopticon, Fisher's Lagoon ve North Rock. Leatherface gizemi, oyunun çıkışına yakın bir tarihte popüler oldu. Bu gizem, Panopticon'da geç saatlerde duyulan testere sesleriyle başladı. İlginç bir şekilde bölgenin girişinde bir elektrikli testere bulunuyor. Ve de Panopticon'daki hemen hemen bütün kulübelerin zeminlerini olduğu gibi kaplayan kan lekeleri var. Benzer bir kulübe North Rock'ta da bulunuyor. Bu kulübede de kan izleri var ve hiçbir şekilde şehirle bağlantısı yok. Hiçbir aracın da çıkmadığı bu yer oyundaki hiçbir görevde de kullanılmıyor. Bu da Rockstar'ın kulübeyi başka bir amaçla oraya koyduğunu gösteriyor. İnternette bu seslerin kayda alındığı videolar yayınlandı. İnsanlar bu bölgelerde oyunu açık bırakıp geri döndüklerinde genelde CJ'yi hastanede bulduklarını iddia ettiler. Bazı insanlar ise oyunu durdurup geri döndüklerinde benzer şekilde testere sesleri duyduklarını söylediler. Bu iddiaları destekleyen birçok video ve resim mevcut. Fakat internetteki birçok modun varlığından dolayı kanıtların gerçekliğini tartışmak oldukça zor. Leatherface'in her zaman gece hilesi yazıldığında ve yoğun bir sisli hava oluştuğunda ortaya çıkacağı söyleniyor. Ama kendi araştırmalarımda daha bu karakterle karşılaşamadım. Rockstar Games'in internet sitesinde Panopticon'a da yer verilmiş. Orada bazı suçların işlendiğini biliyoruz ama ne olduklarını bilmiyoruz. Bu da Panopticon bölgesinin en az bir gizemin ev sahibi olduğunu kanıtlıyor. Fisher's Lagoon'da iskelenin sonundaki tekerlekli sandalye katilin yer aldığı filmde de kullanılmıştı. Katil bu tekerlekli sandalyeye oturuyordu. Fisher's Lagoon, geceleri 13. Cuma filmindeki Crystal Lake'e benzemektedir. Yine 13. Cuma filminde yer alan katil Jason, Fisher's Lagoon'un doğu kıyısındaki gibi bir kulübede yaşamış ve tahta iskele gibi bir iskeleden düşüp boğulmuştur. Fisher's Lagoon'da ve Panopticon'da benzer nesneler de bulunmaktadır. Bunlar da Fisher's Lagoon ve Panopticon arasında bir bağlantı oluşturur. Oyun haritasının dört bir yanında hasar görmüş arabalar bulunmaktadır. Arabalar, dağ, çöl, orman gibi insanların olmadığı alanlarda yer alıyor. Bu arabaların sahiplerine de ne olduğu bilinmiyor. Bu yüzden arabalara hayalet arabalar deniyor. Bir teoriye göre bu arabaların sahiplerini Leatherface öldürdü. Arabalarda da içindeki insanlar dışarı çıkana kadar zarar verdi. Ama bu teorinin sağlam bir temeli yok. Ayrıca Bone County çölünde Area 69'un kuzeybatısında Sadler model bir kamyonetin yanındaki bir çukurda 6 tane ceset var. Bazı gizem avcıları bu cesetlerin Leatherface'in kurbanı olduğunu söylüyor. Leatherface'in görüldüğü yerlerin cesetlere olan uzaklığından dolayı bu teoriye de pek sıcak bakılmıyor.
San Andreas'ın PC sürümünün çıkışından bu yana 12 yıl geçti. Efsaneleri destekleyen yeni ipuçları hala ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kadar zaman sonra bile yeni gizemler ortaya çıkıyor. Leatherface'in varlığına dair ortada olan ipuçlarının yanında başka ne gibi şeyler bulunabilir, bunu zaman gösterecek. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Daha fazla video izlemek veya abone olmak için ekrandaki resimleri tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.